Dördüncü gündemde bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. Evet, çok uzun bir aradır görüşemiyorduk. Hem Cem'le görüşemiyorduk. Yayın dolayısıyla, daha doğrusu biz sürekli görüşüyorduk ama tabii aslında yayını şöyle açmak isterdik. Ülkemizde çok güzel şeyler oldu. İşte hayat çok güzel. Evet, biz bir süre görüşemedik ama her şey kaldığı yerden devam ediyor demek istesek de ne yazık ki çok kötü günler geçirdiğimiz için bir süre sizlerle ayrı kalmak zorunda kaldık. Evet, kısa bir süre ben de onu hayal ettim. Sanki bu görüşmediğimiz süre içerisinde tatildeymişiz, gelmişiz, evet, eğlenmişiz. Dünya turu yapıp geldik biz. Evet, omuz omuza herkes sarmaş dolaş güzel bir 3-5 ay geçirmişiz ama maalesef gerçekten evlere kapandığımız, sağlığımızdan sürekli endişe ettiğimiz, evet, artık her şeye korkarak baktığımız, kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumaya çalıştığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bir taraftan da tabii işin yaşamsal boyutu var. Evet, bugün aslında biraz ekonomi üzerine yapacağız sohbetimizi. Zaten biz genelde gündemi takip ettiğimiz için ve şu an ülkemizde iki gündem var. Bir ekonomik kriz, kimsenin kabul etmediği ama aslında çok net var olan. Bir de ne yazık ki işte bu pandemi ve Covid-19 sürecimiz. Şükürler olsun biz bu süreci biraz iyi atlattık diyebiliriz. Yani en azından Covid-19 kısmını. En azından daha olmadık yani. En azından olduysak da bilmiyoruz. Kazası belası atlattık. Olsaydık bir şekilde bilirdik diye düşünüyorum ama yani evet, o kısmı atlattık ama tabii çok sevdiğimiz yakınlarımız, tanıdığımız insanlar da ne yazık ki bu süreçte Covid-19 olan çok arkadaşımız oldu. Evet, bugün ekonomiden bahsedeceğiz. Biraz doları konuşacağız. Tabii bu arada ben her programa başladığımızda hep Cem diye takdim ediyorum ama herhalde arkadaşlarımızdan kaynaklı olarak aslında şöyle takdim etmem gerekiyor. Bornova Belediyesi Meclis Üyemiz Cem Arıkan diye takdim etsem daha doğru olacak sanıyorum. Ya o kimlikle burada olmadığımız için aslında burada bir şekilde gündemi yorumlayacak olan işte gazeteci, programcı olarak buradayız. Biraz övmek istiyorum yani. Çalışalım, farklı sırlar da bulalım da böyle tek meclis ile gitmesin ama. Tabii gazeteci, meclis üyemiz. Yani gazeteci, yazar, araştırmacı, yazar. Kesinlikle sinemacı, yapımcı. Evet. Yani oyuncu rollerim de var filmlerde. Hatta bir filmde ensem oynamıştı. Olsun. İnsanın ensesinin kalın olması bizim ülkede önemli bir kavram yani. Evet, bugün dolardan bahsedeceğiz Cem. Hatta bununla ilgili yıl yıl grafiklerimiz de var konuşacağımız. İlk olarak şunu sormak istiyorum sana. Yani genel olarak baktığımızda şu anki ekonomik gidişimizi nasıl değerlendiriyorsun? Peki, aslında bu ne kadar mevcut iktidar bunu yıllardır kabullenmese de onlara göre kriz var demeden kriz algısı oluşmuyor ve bu yüzden de kriz önlemlerinin alınması gerekmiyor. Kriz varlığı kabul edilmiyor. İktidar bunu yıllardır dillendirmese de aslında Türkiye ekonomisi yıllardır ciddi bir krizle mücadele ediyor. 2013 yılında dolar 1.9 lirayken sonrasında olan gelişmelerle sürekli istikrarlı bir şekilde artmaya başlamış. Bizim Maliye Bakanımız dolar benim için önemli değil diyor ama birazdan vereceğimiz birkaç grafikte de bunun ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Zaten son dönemdeki gündemdeki tartışmalar da aslında doların ne kadar önemli olduğunu, yükselmesinin, alçalmasının ekonomi ne kadar önemli olduğunu gösterdi. En son bakanımız bir milletvekilinin bebe mamaları ile ilgili sorusuna verdiği cevap da işte dolar arttığı için mama fiyatları da artıyor dedi. Bir tek mama dövize girişi olmuyor herhalde. Bu ülkedeki ki üretimi olmayan bir ülke olduğumuzu düşünürsek sadece yarı mamul alıp belki mamul haline getirip satıyoruz ama burada da girdi yine her zaman döviz cinsinden. Bu noktada bizim ekonomimizi ciddi olarak etkiliyor. Ve üretimin de yıllar bazında artık tamamen gerilediğini ve sıfıra yaklaştığını düşünürsek gerçek üretimin, ham maddesi de Türkiye'den çıkan üretimin ki bu da neydi? Bizim her zaman okullarımızda öğrendiğimiz tarımdı. Tarım üretimini de minimal düzeye indirdikten sonra bizim her şeyimiz tamamen döviz oldu. Şu saatten sonra bizim TL konuşmamız bile reel anlamda değerleri, paranın değerini anlamamız için çok yetersiz. TL bazında konuşmamız için ki ekonomiyle, parayla gerçekten işi olanlar bütün hesaplarını özellikle dolar üzerine yapıyorlar. Çünkü dolar hem
dünya ölçeğinde geçerli. Çünkü birçok temel maddenin, ham maddenin fiyatlarını belirleyen unsur dolar. Tabii ham maddeyi belirleyince dolar ürünün çıkışını da belirlemiş oluyorsun. Ben son iki haftada aslında kamuoyunda doların ne kadar önemli olduğunu, bakanın, Sayın Albayrak'ın belirttiği gibi öyle önemsenmeyecek bir şey olmadığını kamuoyunda gördüğünü düşünüyorum. Ya aslında tabii ben bu konuda sana çok katılmıyorum. Yani işte herkes iktidarın üstüne gidiyor. İşte yanlış konuştukları ya da yanlış politika izlediklerini ya da ekonominin kötü gittiğini söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Neden diyeceksin? Demeyeceğim. Çok sevdiğimiz bir kitap vardı küçükken, biliyor musun? Pollyanna diye. Evet. Yani aslında işte bir türlü bizim halkımızın fark edemediği, yani adamlar Pollyannacılık oynuyor. Yani anladın mı? Niye bu kadar kızıyorsunuz? Ne güzel işte biz dolarla maaş almıyoruz ki deyip işin içinden çıkabiliyoruz. Şimdi evet bunları söylüyorsun ama biz sonuçta TL olarak maaş alıyoruz. Yani ne yazık ki tabii işin şakası bir yana bu zihniyetten de çıkılmadığı sürece, yani halkın zaten bunu görmesi gerekiyor en başta. Yani bizim hala halkımız işte ben Türk lirası alıyorum, dolar almıyorum ki bana ne gibi düşünüyorsa, o zaman bir yerde şey de diyorsun ya, evet o zaman biraz beterde olabilirsin. Algısı yaratmıyor değil yani, evet öyle diyorum yani. Sen... O zaman beter ol yani, yani mama da alama, arabana benzin de alma. Yani çünkü işte cehalet ne yazık ki toplumların en yok oluşuna sebep olan şey, yani bizlerin bu konuda gerçekten en azından belli bir kesimimiz oldukça cahil. Yani hala doların aslında ekonomimize nasıl etki ettiğini algılayamıyorlar yani. Ben sadece cehaletle bunu açıklamanın aslında süreci anlatmak için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle diyeyim, madem sen iktidarın bakış açısıyla bakabiliyorsun. çok severdim ben, biliyorsun başına neler geliyor ama olsun diyor, hayat güzel yani. Şöyle düşünelim şimdi, işte bu sokaktaki bir esnaf dükkan olarak bizim kanalı düşünelim. Kaya amca buranın sahibi, baban damadına buranın bütün yönetimini vermiş. İşte damadımız da sonuçta Sinan'da işletme okudu. Ekonomiyi de az biraz biliyor. İşte Amerika'da falan okumadı belki ama az biraz kitap karıştırmışlığı var. En azından tanımını biliyor yani. Yani evet. Tanımını biliyor. Kaya amca da bizim damat işte gelsin işin başında dursun da işte biz esnafla alışverişimize devam edelim diye. Dükkanı bir doldursun. Yani getirdi Sinan'ı koydu başına. Sinan iyi, ben onu önemsemiyorum. Dolar önemsiz, o önemsiz, bu önemsiz derken içeride de farklı iktidar sıkıntı. Ne oluyor? İşte çalışanın hakkını vermiyor. İçeriye satmak için aldığı ürünün yeri geliyor, malın üzerine çöküyor. Ya diyor ben vermiyorum diyor. İşte çalışan birisi hakkını aradığı zaman, ya da gitti bir arkadaşımız, burada sonuçta habercilik de yapılıyor. Genç bir arkadaşımız röportaj yaptı, bir haber yakaladı. Kızdı, kovdu. İşte Can Dündar örneği var mesela. Kovduktan sonra buradaki kalan eşyalarına el koydu. Bu sefer esnafta, dışarıdaki esnafta ve iş adamlarında buraya karşı bir güvensizlik oluştu. Ya diyor ben neden Sinan'a mal vereyim, neden malımı satsın? Hem içerideki çalışan çocuklara kötü davranıyor, hem malımı verip paramı alabileceğimin bir garantisi yok. Artı üretimi yasaklıyor. Tabii. Şimdi baktığında 2013'ten sonra Türkiye batı ekseninden koptu. Ne oldu? Bir AB sürecimiz vardı. Bizim her dönemde işte o, şu zaman giriyoruz, bu zaman giriyoruz diye. Aslında bizi bir şekilde batı ekseninde tutan bir süreçti bu AB süreci. Ve 2013'te özellikle bu Arap Baharı'ndan sonra Türkiye bu hep eksen kayması sözü çok dolaştı o süreçte. Bu süreçten koptu. Kimi dönem uluslararası ilişkilerde Rusya ile bir flörte girdi. Kimi zaman tekrar döndü Amerika ile ilişkilerini devam ettirmeye çalıştı. İşte stratejik ortağımız, müttefiğimiz falan diye. Bir 15 Temmuz gibi bir süreç geldi. Özellikle yabancı yatırımcıyı korkutan, ya ne oluyor hani kendi ordusuna sahip olamayan ülke benim oradaki sermayeme nasıl sahip çıksın? Dış ticaret açığı arttı. Neydi dış ticaret açığı? İşte bizim sattığımız mal, aldığımız maldan azsa, yani biz 10 liralık satıp 20 liralık alıyorsak bir 10 liralık açığımız oluşuyor bizim. Bu da cari açığı çok ciddi etkiledi. Derken dış yatırımlarda ciddi bir azalmaya gidildi ki kendi sermayemizi de koruyamadığımız için bu da bir istikrarsızlık getirdi ve şu anda bir kısır döngünün içinde ekonomi. Yani biz dibe
gittikçe üretimden kopuyor. Üretimden koptukça ekonomi kontrol edilemez hale geliyor. Ve bunda işte şu anda geçen hafta mesela esnafla ilgili çözüm önerilerini açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün sanırım eğitimle ilgili açıklayacak. Süreçte ekonomiyle ilgili de açıklayacaktı ve ekonominin üretime dönmekten başka bir çaresi yok. Burada da nasıl dönebilir? Temelde öncelikle tarıma öncelik vererek. Biz bir tarım ülkesiyken evet. Bir anda her şey bitti yani. Neden üretemiyoruz? Yani? Şimdi 90'larda sen gençsin benden hatırlamazsın ama herhangi bir ekonomik kriz olduğunda dolar yükseldiğinde ekonomi kendini toparlayabiliyor doların yükselişiyle. Neden? Çünkü bizim satacak ürünlerimiz vardı. Öyle ya da böyle. Tabii ki, Çin piyasası bu kadar hakim değildi. Bir tekstil sektörümüz vardı. İşte büyük bir yan sanayimiz vardı. Yan ürünler üretiyordu. Ekonomiye yarı mamul madde belki üretiyordu, alıyordu. Şu anda bunların hepsi sıfırlanmış durumda. Hani sıfırlanmak deyince de şey yapmasınlar şimdi kutumu sıfırlıyor, ona mı ima ediyorsun? Değil. Hayır. Ekonomiyi sıfırlamaktan bahsediyorum. O yüzden de bu ekonomik istikrarsızlık şu anda bir sarmal içinde ve dönüp duruyor. Bir kar topu gibi dağdan aşağı gittikçe de büyüyor. Evet ve sonunda ne olacak ne yazık ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Grafikleri de alabiliriz isterseniz bir yandan grafikler üzerinde de konuşabiliriz gerçekten nasıl ilerlemiş diye. Mesela kuru fasulyeden başlayabiliriz. Evet bu arada genç arkadaşlarımıza teşekkür ederiz bu grafiklerle uğraştılar bizi seyircilerimiz için de hazırladılar. 2000 yılında bakıyoruz yaklaşık 2 lira civarında kuru fasulye ki bizim milli yemeklerimizden biridir. Ama şu an artık o bile lükse kaçıyor yani. Tabii bunun yanındaki en güzel şey soğanı biz sanırım Suriye'den alıyoruz bir kısmını. Depolar evet. Basılıyor, stokluyor musunuz diye vesaire ve 2 liradan 2020 yılına geldiğimizde şu an 10 liraya gelmiş durumda kuru fasulye. Diğerine geçelim. Genç arkadaşlarım sadece kendi almayı hayal ettikleri. Reklamda yapmışlar. Ford Focus. Ford Focus yine 2000 yılında 50 bin lira civarında. Bu sanırım yalnız vergilerden arındırılmış fiyatı olması lazım. Bu fiyata Focus 2020'de 200 bin lira biraz zor herhalde. Çünkü KDV ekleniyor. ÖTV, ÖTV'li haliyle tekrar KDV. Ama bu rakamlarla bile... alıyorlar evet. Zaten yani. Şu anda 200 bin lira civarı diye arkadaşlarımız hazırlamış. Diğer grafiğe geçelim. Bir pantolon işte gençlerin bizim zamanımızda çok daha popüler. Şimdi nasıl bilmiyorum ama Levi's 501 dediğimiz 2000 yılında yaklaşık sanırım 100 ya da 150 yüzünde altında şu an 600 liraymış. Şaka gibi değil mi? Yani bizim zamanımızda dediğin gibi 501'in yoksa sen de evet. Yoktun. Yani o kadar net bir algıydı bu. Şu an bir gencin 501 için 600 lira ödemesi gerekiyor. Ya zaten aslında... Şu an varsa bir ay yoksun. Çay kahve falan gitti. Hepsi bir ama yani işte grafikler zaten bunlar rakamlar olarak hani çok net her şey. Ama yani geçen yılki araba fiyatlarıyla bu yılki araba fiyatlarını düşündüğünde ya da ne zaman ikinci el arabadan kar yapılıyordu? Yani eskiden hatırla ikinci el araba hiçbir zaman kar yaptığın bir şey değildi yani evet. Senin. Şu an ama artık arabadan kar yapıyorsun yani. Sıfır arabadan kar yapıyorsun ki aldığın an ikinci el oluyor normalde fiyatının düşmesi gerekiyor. Yani çok ciddi kötü bir sürece doğru gidiyoruz ve hani sonu ne olacak meçhul. Mesela herkes işte iktidar değişecek hani seçimde artık gidecekler diyor ama beni şu da korkutuyor. Şu an sağdan sola soldan sağ gibi bir politika izlendiğini düşünüyorum. Bunu sağ sol olarak değil cep olarak söylüyorum. Yani hı-hı. Sağ cepten sol cebe gibi. Tabii ya bizim gittiklerinde ne yaşayacağız onu. Şu an üretime dayalı bir ekonomimiz yok. Tamamen dediğim gibi işte dış borç, dış borçlanarak borç kapatıyoruz. Artı tüketim. Şu ekonomide şu çok önemlidir bir ülkenin ekonomisinde. Kamu kaynakları nasıl kullanıyorsun? Yani milyarlarca dolar otobana köprüye veriyorsan bunun ekonomiye bir katkısı olmuyor. 5 tane büyük firma bütün ekonomi kamu kaynaklarından olan rantı paylaşıyor ve geriye kalan halka hiçbir şey kalmıyorsa burada ciddi bir sıkıntı ve açmaz var. Ya, şimdi dolar neden yükseliyor? İşte burada biraz önce verdiğin araç örneğinde neden araç fiyatları yükseldi? Bunun talep arzı az, fazla araç gelmiyor. Talebi fazla. İnsanlar civarında sanırım en son bugün yani dolar
Hani şey demek istiyorum, yani 1 liradan 8 liraya çıkıyor dolar, hani öyle bir hızda burada bak hep böyle şey. Şu aradaki ani yükselişin nedenini söyleyeyim. 1000 lira dolaylarındaydı. 1200 lira falan sanırım asgari ücret. Seçim söylemlerini Cumhuriyet Halk Partisi 2000 liraya, 2500 liraya getireceğini söyledi ki sanırım 7 Haziran seçimiydi. Mevcut iktidar dedi ki ya nasıl yaparsın kardeşim, öyle bir kaynak yok dedi. Sonra o 7 Haziran seçimleri 3 Kasım'da tekrar yenilince bu sefer aynı vaadi onlar verdiler ve 2000 liraya getirdiler. Orada bir muhalefetin ya kardeşim kaynaksa kaynak burada var diye göstermesiyle o da o noktaya geldi. O da bu kadar da büyük bir çocuk olmayacaktı bizim şu anki grafiğimizde. Yani düşündüğün zaman zaten büyük de değil yani Cem. Yani şu anki fiyatlara... Bununla ev geçindiriyor insanlar. Aynen, yani bugün en şey muhitte, yani en kötü, yani kötü de demeyeyim ama daha hani gelir seviyesi düşük bir yerde bile kiralara baktığında 600-700 liranın aşağısında kira yok. Yani kirada oturduğunu düşün, tek başına çalıştığını düşün. Hani evde bir kişinin maaş getirdiğini. Bahsettiğim dediğimiz gibi. Tek başına yaşadığını düşünsen bile. Aynen öyle yani. Tek başına bile yaşasa elektrik, su, ya artık her şey zamlı olduğu için yani gerçekten hani 2500 lira yaşanılabilecek bir para değil yani. Yani evet. Bir aile için mümkün değil. Tek başına yaşıyorsan ölmezsin o kadar. Evet. Yani yaşar mısın mümkün ama ölmezsin. Evet, aç kalmazsın ama bir ailenin ciddi anlamda aç kalması. Bizim sanırım bir bakanımızın hesabı vardı. Hani 3 öğün simit çay yersen yetiyor. Onun hesabı var yani. Keşke kendileri de yeseler de. Hatta yiyemeseler de böyle kalsa bir şeyler olur. Bir sonraki grafiğe geçelim. Olmuyor ama işte. İşte biraz önce bahsettiğin yastık altındaki altın gerçekten. Tabii. 2010 yılında 100 liranın altında. 2020'ye geldiğimde 800 liraya dayanmış gibi. Bugün... Kimse düğüne gitmiyor yani artık. Sosyal medyada bir tweet oldu. Bir tweet gördüm, şey diyor, düğün davetiyesi almak artık icra kağıdı almak gibi. Gel senin onunla taktığımı tak bakalım. O zaman 100 liraydı, şimdi sen tak 800 lira. Tabii yani evet, gerçekten altın uçtu. Dediğim gibi düğüne gidemiyorsun, işte ne bileyim eskiden şey ayıptı ya, hani gram altın takmak ayıptı. Tabii. Yani düşündüğünde çeyreğe bile utanarak hani eğer çok yakınsa takmazdım falan. Şimdi artık ne gramı? Gramın gramını takıyorsun yani. Neyse ki pandemi var da düğünlere gitmiyoruz. Tabii bu öyle bir bahane oldu. SMS ile hemen kutlarız diye geçiştiriyoruz. Bir sonraki grafiğe geçelim. Ha, dolar var bir de. Evet, bu da doların yükselişi. Burada rakamlarda ufak bir şey var sanırım. Şu 20'yi 2 olarak alırsak dolar 2010'da işte 1.4 seviyelerinde sanırım 2010'da. Şimdi geldiğimizde işte 8'e dayanmış, Viyana kapılarını zorlar gibi 8 lirayı zorluyor sanırım kısa zamanda o eşiği de geçecektir. Bir sonraki grafiğe geçelim. Euro keza yine öyle 2 bandında 2010 yılında. Şimdi 8 lirayı geçti, işte o da 10 lira kapılarını zorluyor. Bir sonraki grafiği alalım. Bu da asgari ücrette alınabilecek doları arkadaşlarımız hazırlamışlar. 2010 yılında bir asgari ücretli 400 dolar alırken 2020'de ben de hesaplamıştım 360 dolar civarı alıyor. Tabii burada 2010 yılından sonra bu biraz önce bahsettiğim asgari ücretteki ciddi artışla hesaba katarsak aslında reel anlamda bu çok daha düşük bir rakama tekabül ediyor. Var mı başka grafiğimiz? Yok sanıyorum. Evet, biz geldik ne güzel. Gençliğimiz. Şimdi şöyle de bir şey var Cem. Yani düşündüğümde şu an işte yurt dışından emekli olan, burada yaşayan hani Türkler inanılmaz mutlular yani. Çevremizde de böyle euro üstünden, dolar üstünden maaş alan tanıdıklarımız var. Tabii şimdi herkes olaya şahsi bakıyor. O diyor bir anda işte çok ciddi bir para alıyor Türk lirasından çevirdiğin zaman. Ama aslına bakarsan tabii bu şahsi bir mesele değil yani. Düşündüğünde bir çöküşün sebebi ama artık burada ev alanlar, yani kendi oturduğumuz muhitte bile bakıyorum. İşte mesela bir yer satıldı, sonra duyuyoruz ki işte bir Almanya'da yaşayan biri almış. Çünkü düşündüğünde onlar için artık para değil ki. Yani 50 bin dolara geliyor, istediği en güzel evi alıyor ve gidiyor yani. Bir de tabii onun canım. İçin para değil yani bu düşündüğünde. Yani şimdi 2500 liradan bahsediyoruz. İşte asgari ücret o seviyelerdeki tam 2500 lira diye sanırım. Karşında bir 1000 euroyu karşılaştı ki araştırmadım son dönemdeki asgari ücret fiyatlarını Avrupa'da.
1000 euro desek 1000 euro. Onlar için çok da büyük bir rakam değil, komik bir rakam hatta. 1000 euro dediğin şu anda 10-11 bin lira bir para ediyor buraya geldiğinde. Bayağı iyi şartlarda yaşıyorsun demek evet. oluyor. Ama orada yaşadığında 1 euro ile belki bir haftasını falan geçirebiliyor. Hatta sohbetleri vardı ya, işte dolarla geliyor burada tatil yapıyor, gidiyorum ama hala... Param var, evet. O kadar şey yaptım. Geçen bir abi. YouTuber onu yapmış. 10 dolarla Adana'da bir gün geçirmiş. Çok da keyifli bir gün geçirmiş. Onu da çekmiş. Gerçekten onu o hissi veriyor. 10 dolar hani, onlar için belki işte 2 paket çikolata ya da 1 çikolata çikolata falan demek ama. Biz 10 lirayla nerede ne yaparız hani böyle bir durum yaşar mıyız? Çok zor. Şunu da belirteyim. Şimdi gelişmekte ülkeler diye gelişmekte olan ülkeler diye bir kavram var. Ben buna katılmıyorum. Gelişmekte o, sen gelişirken gelişmiş olan ülke yerinde saymıyor. Yani sen ona yaklaşmıyorsun. O da yani bence az gelişmiş ve gelişmiş ülke kavramları var. Neyse gelişmekte olan ülkeler içerisinde evet, dünyada da genel anlamda bir özellikle pandeminin tetiklediği kriz süreci var ama parası en çok değer kaybeden ülke yine bu bahsettiğimiz istikrarsızlık nedenler yüzünden işte damat Sinan Bey yüzünden tabii o da işin aslında aktörü. Ekonominin birçok nedeni var ama kimse göz önündeki, vitrindeki biz onu aktör biliriz. Damadın yönettiği ekonomide en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası. Evet. Bu arada halkımıza da mikrofon uzattık. Sevgili Buse dün bizim için çıktı. Vatandaşlarımıza, esnafımıza sordu. Bakalım dolar için onlar ne düşünüyormuş? İstersen şimdi VTR'mizi izleyelim. Evet. Zaten programımız... Dolar her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Şimdi halkımıza bu konu hakkında düşüncelerini soracağız. Merhabalar, doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Doların yükselişi her anlamda etkiledi. Yani bizim maliyet anlamında un olsun, susam olsun, yağ, tahin gibi girdiler anlamında etkiliyor yani. Merhabalar, doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Vallahi çok etkiledi yani. Bütün işler düştü. Farklı tabii. Her şeyin zamlanması demek. Türkiye'nin ekonomisi kötü demek. İyi diyorlar ama iyi olan bir şey yok. Doların artışı sizi nasıl etkiledi? Biz elektronik sektörü olduğumuz için doların artışı otomatik olarak bizim tüm cihazlarımızı etkiledi. Şöyle söyleyeyim, müşterimizin 1500 lira civarında bandında alabileceği bir cihaz şu an 2200-2100 lira arasında. Tabii bu da insanların alabilirliğini düşürdü. Bizim de bu sebeple cihaz satışlarımızı düşürdü. Bir de hat üzerinden biz bunu taksitle verdiğimiz için otomatik olarak fiyatlarda hakikaten büyük bir artış oldu. Merhabalar, doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Vallahi doların neden bu kadar yükseldiğini çok merak ediyorum. Yani ülkemizi neden bu kadar çok etkiliyor? Ben de sizden daha çok merak ediyorum. Acaba bizim Türk paramız diğer dış ülkelerde bu kadar değerli mi merak ediyorum. Merhabalar, doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, dolar ülkeyi ciddi anlamda ekonomik olarak kötü yerlere soktu. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Peki doların yükselişi devam eder mi? Yıl sonu dolar ne kadar olur sizce? Dolar uçuyor ya, gittikçe artıyor yani. 10 lirayı göreceğini söylüyorlar. Bu yükseliş devam eder mi? Yıl sonuna kadar nasıl bir yükseliş bizi bekliyor? Görünüş gibi iyi gözüküyor. Yani daha da yükselecek gözüküyor ama bilmiyoruz tabii yani ne olacağını bilemem ama büyükler daha iyi düşünmesi lazım, daha iyi görmesi lazım bence. Teşekkürler. Peki bu yükseliş devam eder mi? Yıl sonunda bizi nasıl bir şey bekliyor? Valla ben düşeceğini hiç tahmin etmiyorum. Zaten küresel bir sıkıntının bu koronavirüsünün yansımaları var aylar sonrasına gelen ekonomik olarak. Yani yükselir. Ben 9 bandında gezer diye düşünüyorum dolar. Peki bu yükseliş devam eder mi? Büyük bir ihtimal devam eder. 10 lira bekliyorum yıl sonuna kadar. Peki yıl sonuna kadar bu yükseliş devam eder mi? Ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani 10 liraya kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Olan bir anne baba hesap yaparken ya diyor bu mama işte kışın şimdi 10 liraysa 12-13 lira olur diye ona göre hesabını yapıyor. Beklentiler de bu olumsuzluğu aslında o sarmalı tetikliyor Pelin. Evet, ne yazık ki öyle ama işte diyorum ya yani biz çok polyanacı bir halk olduğumuz için yani işte hani ekmek yoksa pasta falan her şeye bir çözümümüz var. Mesela işte mama gerek yok, anne sütü daha faydalı falan. Hani sanki şey bu musluk açıyorsun. Geliyor sonuçta herkesin öyle bir şansı olmuyor ki yani sütü olmayan bir sürü insan mecbur mamaya dönüyor ya da belli bir yaştan sonra mamaya dönüyorsun. Ama işte bizim ülkede her şeye çare var. Allah bizi damat Sinan Bey'in gazabından korusun diyelim daha fazla gazabına uğramayalım. Bu arada programımızın da sonuna gelirken
seyircilerimize şunu da iletmek istiyorum. Hani yeni bir formata da başlayacağız ya belediyelerimizle ilgili. Evet. Özellikle şu an İzmir'den tabii ki İzmir'den yayın yaptığımız için buradaki CHP'li belediyelerimizle ilgili başlayacağız. CHP'nin altını çizme sebebim yok çünkü başka. Var canım, var. Var da yani uzak çevrelerde. AKP'li ve İYİ Partili belediyeler.